Teşekkürler. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar bunun devamı videoda. Sen hepsini izleyin, tamam mı? Güzel yerler de var. Evet. Arkadaşlar bugün benimle Furkan almışım. Evet. Merhaba. Günaydın. Bugün merhaba. Yani o kadar heyecanlıyız ki. Bugün zirvedekilerin ilk günü arkadaşlar. Zirvedekiler etkinliğimizin ilk günü. Zirvedekiler ne biliyor musunuz? Çok büyük film alanı, C-level konuşmacılara gelecek. Burada oturumlar yapacaklar bize. İşte bir kariyer fuarımız olacak. En sonunda da ünlü isimlerle söyleşimiz olacak. Ve bugün ünlü ismimiz ne? Furkan Anlıç. Evet arkadaşlar ve bugün bizim görevimiz kulis. Biz bugün kuliste sorumluyuz Ela'yla ikimiz de. Ve o kadar heyecanlıyız ki yani kulistekiler çünkü gelen konuşmacıları biz karşılayacağız. Kuliste onlarla konuşacağız, tanışacağız. Ve şöyle bir bilgi vermek istiyorum bu arada. Furkan Anlıç'ı ben davet etmiştim. Evet süpersin ya. Ya bizden ayrı bir mutluyum. Anamız. Yeni takımdayken yapmıştım arkadaşlar. Furkan Anlıç'ın menajerleri de dediler ki tamam zirvedekiler ilginize katılabiliriz. Ve bugün geliyorlar. Çok mutluyuz, anlıyor musunuz? Gerçekten aşırı heyecanlıyız. Şimdi öyle sabah geldik. Burada tarihi hamamda olacak etkinlik. Burası. Öyle yani. Böyle bir giriş yapmak istedik. Sonra ben size zaten devamında çekerim. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar selam. Merhaba arkadaşlar. Miray da geldi. Ben de geldim. Bugün biz, bugün ben, yarın Miray plaket vereceğiz firmalara. Kenan, evet. Barış ve Ozan geliyor. Biliyorum zaten. Arkadaşlar günaydın. 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 Afişten geliyoruz. Evet, doğru çekmişsin. Ellerimiz oldu. Ben Visa'ya vereceğim. Bugünün ilk oturumuna vereceğim. Miray da yarın. Evet. İşte bugün belki de Furkan Anlıç'ı videoya çekebilirim. Biliyor. Ne dersin? Hayalperest de davranıyor olabiliriz ama bugün evet. Begüm Hanım kulisten sorumlu. O yüzden Furkan Anlıç geliyor bugün de oturumlara. Ne diyeceğimi bilemedim. Zirvedekiler günü. Zirvedekiler peyli. Hazır mısın zirvedekiler? Yes. Zirvedekiler tek değilim. Begüm de ürün olma sorumlumuz. Miray da aynı şekilde. Böyle bir ekibiz. Zeynep Rıf tasarım koordinatı. Bir fotoğraf çek. Öyle yani arkadaşlar işte sabah şimdi. Duygu düşünce erken alalım o zaman. Neler ben zaten sabahtan beri çok sen bu ilovanda şey yapsana. Öyle yani arkadaşlar sayıcı yapsana. Aa evet. Ya ben çok kullanıyorum. Evet arkadaşlar doğru biz şimdi dedim geldik. Yani öyle yani arkadaşlar. Bir feedback aldık arkadaşlar. Bayağı diyorum ya evet. Öyle yani arkadaşlar işte. Ben sarı çalarım. İki. Şimdi de iki oldu arkadaşlar. İki dakika. Peki sen nerede sıkır ne yapacaksın? Yunan diyecek bir şey bulamadım da öyle yani arkadaşlar. Bugün benim doğum günüm. Gerçekten. Evet. Aa, arkadaşlar bugün Berivan'ın doğum günü. Berivan teyzemiz demiş. 23 yaşına giriyor. Yorumlarda Berivan'ın doğum günü kutlarsanız çok mutlu oluruz gerçekten. Doğum gününü kutlamak isteyenler evet. Yorumlara mavi kalp bir de mor kalp. Evet. Evet bu mor arada. Berivan'ın sevdiği. Evet arkadaşlar duydunuz. 11.30'da başlıyor ilk oturumumuz. Hadi kapatıyoruz şimdilik. Bye. Arkadaşlar şimdi biz kulis ekibi olarak kulisimizi görmeye gidiyoruz. Bizden sorumlu icramız da bugün Mert. Mert. Selam. Şimdi buradan gidiyoruz, gidiyoruz. Bakın taş bina. Artık kulis burasıymış. Kulisi düzenledik. Hamamın içinde şu an standlar kurulmaya başlandı. Selam. Buraları böyle düzenledik iyice. Evet. Defterlere bakın. Kalemlerimizi stikerlerimizde göster. Tamam. Şunu bir çekme, çok ucuz gözüküyor onlara. Ya. Bunlar da stikerlerimiz. Bir hikaye anlatılıyor. Kadın hayatında yaşadığı bir gün içerisinde metroya yetişmeye çalışıyor. Tam metroya girecekken metronun kapıları kapanıyor ve binemiyor. Peki o zaman şöyle şimdi ikinci oturumumuz başladı arkadaşlar. IBM oturumumuz. Şimdi ben aslında çok şu anda tavuk dünyası oturumumuzdayız. Anladığım kadarıyla staj imkanları daha sınırlı artık.
birazcık daha, o yüzden sizin rekabetçi bir ortamınız var herhalde. O anlamda birazcık daha şanslı bir döneme denk gelmişiz. Yani, selam, şu anda aradayız. Arkadaşlar. Sıra çok güzel gidiyor. Böyle cidden bayağı güzel. Çok evet, katılımcı da çok fazla var. Öyle yani. Çok yoğun geçiyor. Bu arada sunucularımız arkadaşlar. Demirimiz Nişan. Güzel sunucu oldu. Evet, sunucu. Sunuyoruz. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Şimdi traktöre binmeye gidiyoruz ya. Ray arada bloklarda İngilizce konuşuyor ya. Bayılıyorum. Random bir şeyler sayıklıyor arkada. Arkadaşlar buradan da Ezgi Ekinci'nin bütün videolarımızı izlediğini anlayabiliriz. Maalesef traktör iptal. Tekrardan tarihi hamama dönüyoruz. Öyle yani. İkinci traktörü halletti. Halletmeye çalışıyor. Ay pardon. Abi, kesin konuşmayalım da. Bu dedi. Açlar dedi. Sefiller yani. Dedi. Bu da şimdi. İyi tamam sen bilirsin. Traktör abi. Traktör yalnız çok hoş diye. Olmadı. Bunu buradan da ileteyim. İzliyorsan eğer. Mert'in arabasına bindi. Mert teşekkür ediyorum. Bu niye Bircim? Radyonun niye Bircim? Ne bileyim. Mert'in radio. Mert. Mert'in 1453. Şu an bir panel oturumumuz var. Bakın. Sonra üzerinden geri döndüğü bir şey hayatıyor. Kurumsal dünyaya. Sonrasında uzun yıllar Türksel grupta iyi pozisyonlarda çalıştım. Yüksek düzey yöneticilik yaptık bolca. Sonrasında da AGESA'ya geçtik. AGESA'nın hiç fit etmediğini hissettim. Evet, dedim ki birincisi ben kesinlikle gemiye çıkmayacağım. İkinci sonrasındaki gelişime baktığınızda ciddi bir artış sağlayacak. Amacım olarak tam çalışma olarak. Eğer sizi al götürüyor... Şu an Furkan Anlıç yoldaymış ve geliyormuş. Çok heyecanlıyım bakın gerçekten. O tarafa doğru mu çekilse? Bir de o tarafa doğru da alalım. Şöyle bence. Gayet güzel çıkıyor. Evet, evet. Çok aşık oldum. Gerçekten. Merhaba. Geldim. Geldim, hoş geldin. Duygu. O zaman hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Çok mutluyuz burada sizleri gördüğümüz için açıkçası. İçeride de kendisiyle tanışma fırsatı buldum. Çok keyifli sohbet alanlarız da. Teşekkürler. İlk olarak şey sorayım, nasılsınız? Ne oluyor? Valla, sizi gördüm daha iyi oldu öncelikle. Bir de biraz heyecanlıyım. Çok şey var. Tercihlerimin kararlarının hep arkasında durmuşum bugüne kadar. Buğra Bey'le beraber çalışıyoruz. 7 yıl oldu değil mi? Kendisi benim en yakın arkadaşım. Aynı zamanda patronum, menajerim. Beraber çalışıyoruz. Bu iyi bir şeydi benim hayatımda yaptığım. Hocam olsun. Çok iyi. Evet. O dizi çok eğlenceli bir diziydi benim için. Girmemekte de bayağı ayak diretmiştim yani. Sonra güzel bir şeye dönüştü. Biz neden ayak diretmiştin? Yani... neden ayak diretmiştin? Güzel bir soruya değindin. Özel sebeplerden dolayı diyebilirim bunu. Öyle savuşturacağım bu soruyu. Ama daha sonra içinde bulunmaktan çok keyif aldığım bir ekip haline geldi. Harika bir partner edindim Selin Şekerci adında. Çok severim kendisi. Hala görüşürüz. O zaman şey sorayım ben. Selin Şekerci mi Şebnem Gür sorayım mı? Şebnem Gür kalkmadı ya. Arkadaşlar yapmayın. Siz yaptınız bu kızı böyle. Şımarttınız onu. Yok Selin çok tatlıdır ama tabii ki Selin Şekerci yani. Şebnem Gür soya sanmıyorum ki siz de katlanabilirim yani. Zor yani. Peki bu oyunculuk tecrübelerinizde kendi gerçek karakterinizle en çok bağdaştırdığınız karakteriniz hangisiydi, hangi diziydi ya da filmdi? Kaçak Gelinler'den, evet Selim buna örnek ama daha da Tatlı İntikam'da var. Sinan Tankut
Gelse oynarım diyeceğiniz bir rol var mı? Yani, o tarz bir şey. Keşke ben oynasaydım dediğim dizide, dizinin ikinci sezonunda oynadım. Evet, Bozkır'ın ikinci sezonu. İlk sezonda da görüşmeye gitmiştik fakat fiziksel özelliklerim iyi değil. Yani beğendim ben, çok uzun boyluymuşum. İkinci sezonda tekrar çağırdıklarında dedim ki kısalmadım. Yani emin misiniz aynı kişi gelecek yani. Neyse bu sefer eminlerdi ve çalışma fırsatı buldum. Böyle karşılıklı oturuyoruz. Ben de yola sırtımı vermişim. Adamın biri geldi. Enseme tokadı yapıştı. Arkadaşlar böyle ileri gidip geldim ve tam da hani en utanç verici kısmı. Yani ben dinleyici olsam mesela daha az utanırım. Ben konuşurken bu. O da tam. Neyse tabii sinirlendim. Ayağa kalktım böyle 60-65 yaşlarında bir adam gülüyor. Ben seni tanıyorum ya diyor. Abi diyorum ben sıkı tanımıyorum yani. Şimdi size bazı sorular soracağım. O mu bu mu gibi hani siz ne insansınızdır? Futbol mu basketbol mu? Basketbol. Yaz mı kış mı? Yaz. Çay kahve. Kahve. Başka bir röportajınızda çay demişsiniz. Evet ya. Böyle bir şey düşünüyorum. Çayın içinde karanfil varsa çay. Karanfil mi çayda? Arkadaşlar çayı karanfille hani size yaşlı tavsiye edeceğim. Pizza mı hamburger mi? Hamburger. Gece mi gündüz mü? Gece. Et mi sebze mi? Sebze. Instagram mı X Twitter? Instagram. Mantık mı duygu mu karar vermeden? Artık mantık. Furkan Bey, bu arada ben etkinliğimizi YouTube'a vlog olarak çekiyorum. Bir şeyler evet. Söylemek ister misiniz? Bir şeyler söylemek isterim tabii ki. Öncelikle teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için çok keyifliydi. Yine gelmek isterim. Gerçekten güzel bir sohbet oldu. Tekrar davet ederseniz. Teşekkürler. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Biz teşekkür ederiz. Kahve. KVK. Tüm KVK ekibine çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Umarım tekrar görüşürüz diyorum. Teşekkür ederiz. Furkan Andış'la günü bitirdik ve aşırı tatlı bir insandı bu arada. Aşırı. Çok tatlı biriydi. O kadar samimiydi ki yani iyi ki gelmiş. Aşırı mutlu olduk biz. Ya günü bitirdik. Nasıldı Furkan Andış? Bu kanal hiç bayağı iyi. Ay Chico, they never lie. Demek istiyorum ve gidiyorum. Teşekkürler. Geliyorum. Arkadaşlar günaydın. Günaydın. Miray geldi. Bugün hiç makyaj yapmadım. Nasıl? Bugün zirvedekilerin ikinci günü. Ama ben kendimi çok kötü hissediyorum. Çünkü dünden beri böyle aşırı midem bulanıyor gerçekten. Şu anda çok halsiz hissediyorum. Bugün ben birazdan çekeceğim. Teşekkürler. Bugün ben Fuaya'dan görevliyim ve iki tane firmadan sorumluyum. Anadolu Sigorta ve Abdi İbrahim. Bugün kulisteyim bugün. Ve bugün akşam kim geliyor? Kimle ilgileneceğim tahmin edin. Anıl Piyancı. Bu arada tanımıyorum ben kendisini. Bir de quizimiz var arkadaşlar ya. Yani hiç çalışmadık ama. Mesela dün Furkan Anış nasıldı ama? Çok iyi değil miydi? İyi miydi cevap verin. Vallahi iyiydi. Burada sosyal medya çekimleri var galiba bir takım. Ama otistik bireyler oldu mu? Ne düşünüyorsun Zeynep amca bugün hakkında? Teşekkürler Zeynep amca. Zeynep amca gergin hissediyor. Sosyal kenevir ko için uğraştığımız faillere bakın. Gerçekten kenevir ko. Değecek mi bu bilmiyorum. Günün ilk oturumunda TOFAŞ'tan insan kaynakları ve endüstriyel ilişkiler direktörü Orçun Sarıca bizlerle olacak. Kendisini sahneye davet ediyorum. Onu
onların tasarımlarını yapıyorlar. İşte Maserati'de, Alfa Romeo'da ya da diğer fabrikalarda üretilen araçların tasarımları da Türkiye'de yapılıyor diyebiliriz. Bugün için 6000 üzerinde çalışanımız var ve diyoruz ki biz Tofaş'ta hayat var. Arkadaşlar selam. Şu anda faaliyet alanındayız. Selam arkadaşlar. Etkinliğe geldik. Etkinliğe geldik. Zirvedekiler etkinliğine katılınca oturumları dinledik. Şimdi birazcık bir şeyler topladık yani. Şimdi kahve alacağız. İşte bugün vlog çekmemi istedi. O yüzden şu an çekiyorum. Size etraf göstereyim. Arkadaşlar böyle bir yer. İşte ben kahve alacağız. Bir dakika. Böyle bir yer. Selam markası, öğrenme ve gelişim yöneticisi Esma Nur Yıldırım bizlerle. Kendini sahneye davet ediyoruz. Çeşitli olabileceğinden bahsettiniz. Peki bunun ilk adımı ve güçlü bir adım atmak üzere bu kariyer yolculuğuna neler tavsiye ediyorsunuz? Evet, tavsiyeleri lütfen şöyle almayın, hani bunlar böyle bir illa doğrudur falan diye lütfen öyle düşünmeyin, işinize yarıyorsa alın. Çalışmamız oldu. O da kaç 6 senedir mi devam ediyor büyük ihtimalle 5 ya da 6 senedir devam ediyor. O da çok gurur duyduğum bir çalışma. Baş döneme hareketimin takdimi için organizasyon takım üyesi Miray Kızılkaya'yı sahneye davet ediyorum. Arkadaşlar selam. Bugün fuaye çok iyiydi arkadaşlar. Yanında da fuaye gang yok. Asla. Biz bugün şov yaptık. Evet. Bunu söylemek istiyorum. Duygu da burada, Duygu da ben fuaye. Ben yeni geldim. Sorum. Mükemmel bir ekipleydik valla. İki anımız da. Evet. Ve yıldız anamız. Aynı zamanda All Stars. Evet bu arada. Ben de. Unicorn. Ben de. Ben de Unicorn. Öyle işte arkadaşlar, böyle devam ediyoruz yani şu an. Sohbet bir tane oturumumuz kaldı Bayland. Ondan sonra da Anıl Piyancı oturumumuza geçiyoruz. Evet. Merhaba. Anıl Piyancı kaldı. Selam Emir Mut. Nasılsınız? Özlemiş derdim ben. Evet. Her gün. Ekşeyle uğraşıyoruz arkadaşlar. Ay evet. Öpüşte çıkmak isterseniz. YouTube KVK. Detaylı bilgileri aslında Esin videosunda öğrenebilirdiniz ama. Bu ayın sonuna kadar öğrenirsiniz diye umuyoruz. İnşallah. Drama olsun şimdi. Toplantıların son aşamasındayız. İnşallah toplantının adı gibi bunu zirvede bitiririz diye düşünüyorum. Peki, başka? Buyurun hanımefendi. Evet, grubun sürdürülebilirlikle ilgili projelerini merak ediyorum. Çok güzel, sürdürülebilirlikle ilgili projeler. Son şirket oturumumuz. Birlikte alkış seslerini duyuyorsunuz. Anıl Piyancı geliyor şimdi. Anıl! Değerli katılımcılar, artık zirvedesiniz. Bugün burada zirvedekilerin son gününde hepinizi selamlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ben Berivan, Kalite ve Verimlilik Kurumu'nda proje lideriyim. Aynı zamanda zirvedekilerin içerik lideri olarak karşınızdayım. Öncelikle iki gün boyunca bizimle bir arada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz iki günde sektörün zirvedeki şirketlerinin CEO yöneticilerini sizlerle, geleceğin liderleriyle buluşturmaktan büyük mutluluk duyduk. Sizlerin buradan ilhamla ayrılmanız en büyük temennimiz. Kalite ve Verimlilik Kulübü olarak çeyrek asra aşkın süredir sürdürdüğümüz zirvedekiler etkinliğimizin başarılı bir şekilde organize edilmesinde emeği geçen yol arkadaşım ve proje liderim Yasin Çetinkaya'ya, bu yolda gece gündüz yanı başımızda olan icra kuruluna, her daim desteğini esirgemeyen yönetim kuruluna ve iki gün boyunca sabahın erken saatlerinden beri burada olan organizasyon takım üyelerimize ve tabii ki siz değerli katılımcılarımıza çok teşekkür ederim. Şirket oturumlarımız sona ermiş olabilir. Ancak Anıl Piyancı ile ilham verici bir oturum bizleri bekliyor. Hep birlikte bu son oturumu keyifle geçirmek dileğiyle her daim zirvede kalın sevgilerimle.
Arkadaşlar geldi. Bakın Anıl Piyancı. Günün son haftasında İcra Kurulu üyesi Emine Efendi'nin kültür moderatörlüğünde müzik sektörünün zirve isimlerinden biri olan Anıl Piyancı'yı söyleşisini yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Salondan sessizlik istiyoruz arkadaşlar. Bir video çekeceğiz. Biz buradan hazırız zaten. Sizi bekliyoruz. Mikrofonu size vereceğim. Kanal yaratıcılık size kalmış artık. Çok yaratıcılık. Ya anlıyorum. Okey, hazır mısınız? Hiç bilmeyeyim mi? Merak ettim ne çıkacak. Başlayabilirim isterseniz sorularıma. Olur. Bir tek size hazırlatsak adımı öğrendim az önce. Evet. Bu arada gecikme için özür dilerim. Bir İzmirli olarak İstanbul'da genelde trafiği tahmin etmek pek kolay olmuyor. Bugün de onun tam trafik saatindeymiş. Söyleşi. O yüzden geç kaldım. Kusura bakmayın tekrar. Çok hoş geldin ama isterseniz Bergman Doğru'nun verse'ini söyleyelim. Var mı? Söyle, çekinme benimle konuş hatta. Nefesinle içime doluş, gözüme bakıp söyle içimdeki deliğe dokun. Çünkü konuşamazsak hayatta geziyet olur. Hiçbir zaman uzak durma, boşuna özülüp bana kurulup tuzak kurma. Düşürme bu duruma bizi, yolumuzu kesip. Umurumda değil inan gururumu rezil. Etsen de inancımı kaybetmedim hiç. Ellerini tutunca diyorum dans etmeliyiz. Belki bütün hayatımı sana sarf etmeliyim. Senden vazgeçemem hiçbir zaman affet bebeğim. Devam sizde. Madem senin de konserin varmış Mayıs'ta aktifsin. Bizim festivale gelip ufaktan bir konser yapma şansın var mı? Bravo! Yani ben zaten bir teklif geldi de red mi ettim? Siz niye teklifte bulunmadınız? Söz aldık diyelim o zaman. Tabii tabii ben çok isterim. Neden olmasın? Umuyoruz ki herkes için yönünde geçen bir etkinlik olmuş. Türkiye'nin en iyi red aktif iş ve kariyer kulübü olarak etkinliklerimizin ısı yapmadan devam edeceğiz. Diğer etkinliklerimizde görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Selam, şu anda bir tüm oturlar. Gün son toplantımız var. Toplantımız şu an bir çabuk
kalan diğer üç ayıklığımızı da sizlerle beraber tatlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Şu an zirvedeyiz bence. Bu iki günün şu anda sonuna geldik ve biz de size evet, bir bitiriş çekiyoruz. Aşırı güzel bir iki gündü cidden. Evet, çok eğlendik, çok güzeldi. Çok ve eğlendik. Yani... Buradan da içerik liderimiz Beriman ve proje liderimiz Yasin'e sevgilerimizi iletiyoruz. Aa, ne yapıyorsunuz burada? Video bitirişi çekiyoruz. Aa, video bitirişi. Evet. Tabii. Nasıldı? Hatice, etkiniz. Ya çok güzeldi arkadaşlar. Sona geliyoruz. Bitiyor. Yani video değil sadece. Evet, yolda bitiyor. Etkinliğimiz bitti. Etkinlikten akredi sağ olun. Şuradan vadiye gittiğini göreceğiz. Şu anda vadiye kalan eşyalar taşınıyor. Öyle yani, günü bitirdik aslında. Etkinliği de bitirdik. Cidden çok güzel bir etkinlik. Öyle yani arkadaşlar. Yanlış görüyorum. Yemin ederim yanlış görüyorum. Sayacı koy. Öyle. Videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım çok beğenirsiniz ve güzel bir video ortaya çıkar. Görüşürüz. Evet, abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Öptük.